Hepinize yeni bir Papsi Baba videosundan merhaba dostlar. Bugün sizlere bana her canlı yayında sormuş olduğunuz kaç puanda Fatih olurum, elmas beşi Fatih olur muyum, bronz beşi Fatih olur muyum gibi soruların cevabını sizlere bu videoda direkt olarak göstereceğim. Hadi videomuza geçelim. Let's go. Şimdi videomuza geçmeden önce aşağıdan birer tanecik like bırakarak bana destek olabilirsiniz. Eğer isterseniz de kanalıma abone olup yine destek olabilirsiniz ve bildirimleri de açarsanız eğer bu tür videolarımdan direkt olarak haberdar olabilirsiniz. Şimdi gelelim asıl konumuza. Siz bunu her yayın bana soruyorsunuz, işte elmas 5'im Fatih olur muyum, platin 5'im Fatih olur muyum, taç 3'üm, taç 1'im, asım falan filan birçok şekilde bana bunu soruyorsunuz. Ben de sizlere özel işte gitmiştim ve bu sezon başlamada sezon önce tavsiye videosu çekmiştim ve orada demiştim ki mesela örnek veriyorum, tek de 10 gün daha sorsanız Fatih'siz. Fakat o video 10 günde yaklaşık 20 ile 25 bin arası izlendiği için bu sezon herkes tekliğe çöktü ve şu an sezonun 8. günü. As Ligi artı 50 puan kasarsanız Fatih Ligi'ne çıkabiliyorsunuz. Bunun sebebi ise hani sizin hepinizin Fatih Ligi'ne çıkmak istemesi ve herkesin tekliğe çökmesi. Peki siz nasıl kaç puanda Fatih olabilirsiniz? Bunu nasıl hesaplayacaksınız? Gelelim o kısma. Şimdi buradan 17. sezon kısmına geliyorsunuz, tamam mı? Siz nerede kasıyorsanız eşli, tekli, takımlı falan filan fark etmez. Şu an bu arada takımda rank kasanlar varsa hani bugün itibariyle as 7 falan istiyor, as 8 de istiyor olabilir. O yüzden takımında ben hiçbir zaman sizlerin Fatih'e kasmanızı önermiyorum. Hani hiçbir zaman da önermem çünkü işsizlik olur. Şimdi gelelim benim rankıma. Benim rankım mesela şu an taş 1 ve 36 puan sonra as oldum. Sıralamama geliyorum. Buradan siz de eğer isterseniz kendi sıralamanızı görebilirsiniz. Fatih Ligi'ne ulaşmanız için ilk 500'e girmeniz gerekiyor. İlk 500 eğer siz saat gece 3 dediğinde girerseniz 24 saat boyunca Fatih olarak kalıyorsunuz. Eğer diğerse gün yine ilk 500'deyseniz Fatih olmaya devam ediyorsunuz. Fakat zamanız diyelim ki 501, 502, 503, o zaman Fatih'e devam edemiyorsunuz. Ve hani rankınız neydi mesela Fatih olmadan önce? As 2 24 puan. Oraya düşüyorsunuz ve siz orada kalıyorsunuz. Eğer ileride isterseniz tekrardan ilk 500'e girip Fatih olarak da kalabilirsiniz. Şimdi örnek veriyorum, siz teklide kasıyorsunuz. Teklide ilk 100'deki adama geliyorsunuz. Tamam bak, Fatih puanı hesaplamak için artık bu puan 100 puana kadar düştü. Hani 70-80 puana kadar düştü. Mesela bugün itibariyle as 80, hani şu anda sezonun maçı olduğu için 100. sıradaki adamdan eğer siz 55 puan 60 puan çıkartırsanız 500 sıradaki puanı hesaplayabilirsiniz. Mesela şu an sıralamanız yüksek gibi gözükebilir. Örnek veriyorum, ben 35 puan sonra sıralamam, örnek veriyorum, 1300 oldu, tamam mı? As liginde gidip ben artı 5 alırsam 300-400 kişiyi geçeceğim. Sebebi ise şu: herkes sertifi almak için eksi yiyor ve tam olarak asta bırakıyor. Yani yoğunluk as liginde birikiyor, tamam mı? As liginin başında. Hani orada bir puan aldığında 300-400 kişiyi geçeceksiniz ve aşırı bir şekilde ilk 500'e doğru adımınızı atacaksınız. Diyelim ki siz şu anda eşit rank kasıyorsunuz. Fatih Ligi'ne işte ben kasayım falan filan diyorsunuz. Dünden önceki gün benim bir abim var, Fatih oldu. As 2.5'da oldu Fatih. Burada da eşit kısmına geldiğimizde şu anda 100'ün sıradaki adam 3.5 olarak gözüküyor. Yani bu ne demek? Şu anda 70 puan eğer düşerseniz eşliden, bak şu anda hani bu sezona göre ileride bu puanlar artar, eksilir, fark etmez. Orası değişir. Şu an mesela 70 puan düştüğünüzde eşi de az 2.5 olan birisi Fatih olabiliyor. Hani bunu da sizlere söyleyeyim dedim. Takımlıyı merak eder misiniz bilmiyorum ama yine de söyleyeceğim. Hani ben mesela takımda şu an 5200 dedim ki işte az 7, az 8 falan. Şu an hatta az 9 ya da 10 falan olmuş yani. Burası tamamen işsizlik. Eğer takımlı kastıyaksanız maksimum asa ulaşabilirsiniz. As ulaşmak isteyenler de varsa sezonun son 2 haftası kasmasını öneririm. Neden derseniz, mesela sezonun son 2 haftası maçlarınızda yüksek renkli adamlar olacağı için size de PUBG işte yüksek renkli bol bol puanlar veriyor. Daha fazla as ligine daha hızlı bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Hani teklide mesela son alanda 30-40 kişi kalıyor, işte o kaldığında o oyun bilin ki aşırı 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 ama lüks fazla puan verecek sizlere. Tek amacınız bir killiniz bile varsa ilk 10'a girmeye oynayın. Ne kadar sıralamaya girerseniz sizlere daha çok puan verir. Mesela ben touch 1'deyim. Dün akşamki olaydan bahsedeyim. Hatta öbürsü gün diye de hatırlamıyorum tam olarak işte. Yani böyle bir şeydi. 30. 32. öldüm. Bir killim vardı ve bana eksi 2 verdi. Normalde eğer maç sonu o kadar adam kalmasa 32. olsam ben normalde eksi 10, eksi 15 arası yerim yani. Normalde öyle tekti de. Peki diyelim ki siz 5N kasıyorsunuz. Hemen 5N olayına da gelelim. Buradan 5N'ye tıkladım, tamam mı? Bak 5N teklide kesin ve net olan bir şey söyleyeceğim size. Bunu her videomda söylüyorum. Bak 5N teklide sezon sonuna kadar asol Fatih'sin. Bak sezon sonuna kadar asol Fatih
değilsin. Yani olay bu kadar ama bu arada sanırım buna da herkes çökmüş. Mesela şu anda ilk yüzde taç 1 istiyor. Normalde hani 5N teklide bunu istemesi imkansız. Fakat bu sezon burayı as-1 olarak bitirecekler gibi gözüküyor. Hani ben bu tavsiyeyi yapıyorum. Herkes ona göre oynuyor ve oynadıktan sonra ne oluyor? Hani bu videolar güzel izlendiği için ne oluyor? İşte diyor ki bak burası bana uygun, ben burada kasayım. Seninle birlikte aynı düşünceyi başkası da düşünüyor. Geliyor teklide kasıyor mesela. Bak normalde geçen sezon olsa tamam mı? Burada ilk yüze girdiğinizde 10 gün sonra elmas rankını görürsünüz. İşte elmas 4, elmas 3 falan filan. Şu an sezon 8. günü ve buradaki insanlar taç 1 kademesine ulaşmış. Hani imkansız bir şey. Ama değişik bir şey, böyle bir şey yapmışlar. Daha sonrasında ise 5N eşli kısmına gelelim. 5N eşli de şu anda mesela işte 100. sıradaki adam as-1, tamam mı? Buraya gel, as ol, şu anlık Fatih'sin bugün itibariyle. İleride bu puan da değişecek. Hani ortalama olarak söylemek gerekirse 100. adamdan 100 puan çıkarsanız ilk 500'e girme puanınızı elde etmiş olacaksınız. Ve ilk 10.000'e girdiğinizde ise solda şu an mesela benim burada 5N eşli de en iyi %40 yazıyor, tamam mı? Tekliğe girdiğimde de 1800'lerde falan yazıyor. Bu olay böyle oluyor ve siz ilk 500'e girdiğinizde Fatih olabiliyorsunuz. Peki ben 5N takımlı kasarım diyorsanız da sağlam bir takım arkadaşınız olması gerekiyor. Mesela şu anda hani 8 günde buraya as 3'e kadar çıkartmışlar. Nasıl çıkarttılar inanın hiç bilmiyorum. Hani bu sezon demiş ki herkes ben de Fatih olayım, ben de Fatih olayım, ben de Fatih olayım. Diğer sezonlara göre aşırı aşırı bu sezon kalabalık geçiyor. Peki diyelim ki siz rank kasmaya karar verdiniz. Neyde kastık? Şu an siz bu videoyu izliyorsanız illaki Fatih'e falan kasıyorsunuzdur ya da hızla Fatih'e kasmak vardır. Şunu da söyleyeyim, hala bilmeyenler varsa her yayında soruyorsunuz, ben söylüyorum yine. Diyelim ki şu an sezon 17, tamam mı? Sen sezon 17'de kastığın yere göre değişir. Bu arada hani değişir dediğim kastığın yerdeki rankın buna göre düşer. Mesela sen tek de bu sezon as olup bıraktın, tamam mı? Diğer sezon seni platin 2'den başlatır. Eğer gidip sen o sezon taç olursan, yani taç 5, taç 4, taç 3 fark etmiyor bu arada. Diyelim ki taç 5 oldun, tamam mı? Taç 5 olduğunda seni platin 5'e atıyor. Eğer ki gidip elmas olursan da seni altın 2'ye atıyor. Haberin olsun. Peki bana soracak olursanız en güzel rank kasma tavsiyesi nedir? Benim önerim, tamam Tiamik falan filan var ama en güzel, en rahat, hiç kimseye bulaşmadan kendi çapınızda Fatih olabileceğiniz en iyi yer bana göre 3. şahıs tekli. Neden derseniz burada hani 3. şahıs sevenler de oynayabiliyor, normal sevenler de oynayabiliyor. 5N'ye geçmek isteyenler varsa 5N'ye de geçebilirler. Fakat eğer siz 5N'yi beceremiyorsunuz, hani kendinizi yük edersiniz, tamam burada Asol Fatih'sin olay var, tamam güzel, her şey güzel. Ama eğer sen 5N oynayamıyorsan tamam, o kadar zor değil, hani oynarsan oynarsın da. Örnek veriyorum, diyelim sen 5N'yi beceremiyorsun, hiç kill alamıyorsun falan filan, o zaman da gel 3. şahıs teklide kas. Mesela 3. şahıs teklide herkesin yaptığı şey ne abi? Genelde işte lootunu yaparsın, kulübeye girersin, bakarsın keyfine. Şimdi diyecekler sen de pusucu oldun ama bak şöyle bir olay var. Ben mesela yayında emülatör kasıyorum mobilden yayın yapamadığım için. Yayın dışı ise J'de yayın yapıyorum ve son alanda, hani bildiğin en küçük alanlarda 30-40 kişi kalıyor ve hani oynayamıyorsun, hareket edemiyorsun, 3-5 FPS var. Sen orada 3 FPS ile orada çıkarsan ne olur? Biri seni öldürür, Rex'i yersin. Sen ne yapacaksın? 3 FPS ile koşabildiğin kadar koş, yatabildiğin kadar yat, ne kadar çok hayatta kalırsan puan verir. Örnek olarak şöyle vereyim. Mesela bunlar benim emülatör maçlarım, yayında yapmıştım. Sizlere buradan örnek vereyim. Mesela 10. olduğum 2 kille burada artı 0 alıyorum. 15. oluyorum 2 kille eksi 2 alıyorum. Burası tamamen mobil maç. Mesela 3. oluyorum 2 kille artı 7. 2. oluyorum 3 kille artı 7. Sonra mobile geliyoruz. Tamam, ben şu maçı mobilden yaptım mesela. 2 kille 2. oluyorum artı 18. Hani mobile bakın, emülatöre bakın. Bak arasındaki dağ gibi farka bakın. Sonra gittim mesela 2 kille win aldım bugün. Artı 21. Bak 2 kille win alıyorum, bunu veriyor. Ben dün mesela 4 kille ya da 5 kille tam hatırlamıyorum, emülatörde win aldım ve artı 13 verdi. Hani 4-5 kilden bahsediyoruz, 2 kille winden bahsediyoruz. Hani ben mobilde gidip 5 kille win alsam 28-30 puana kadar baya güzel puan verir. Mobil puan konusunda daha avantajlı, fakat hani size kalmış bir şey. Evet, bu videolukta benden bu kadardı. Eğer aklınızda takılan başka sorular ya da çekmemi istediğiniz içerikler varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Elimden geldiğince sizlere destek olmak amaçlı o videoları da çekerim. Benden bu kadardı. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum ve kaçıyorum. Bay bay.